Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda 10 tane altcoin değerlendireceğiz. Bir de acil bir şekilde Bitcoin'i değerlendireceğiz arkadaşlar. Hangi altcoin'lere bakacağız? Firo, Ontology, Chiliz, GTO, ADA, Ethereum, XRP, DOT, EOS ve BNB. Bunları değerlendireceğiz. Arkadaşlar eve geldim bir saat önce falan. Tam video çekmeye hazırlanacağım. Birden çöküş başladı. Bir olup biteni izlemek istedim önce. Sizi yanlış bilgilendirmek istemedim. Yeni trend çizgileri falan çizdim. Şimdi biraz daha sağlıklı sonuç çıktı ortaya. Şimdi gönül rahatlığıyla analizimizi yapabiliriz. Öncelikle arkadaşlar gece kapanışında güzel bir tepki aldık. Yükseliş bekliyoruz dedik ve geldi de. Daha sonra arkadaşlar sabahki videomda 4 saatlikte Bollinger bandını açtık. MA20 dedik arkadaşlar. Oranı kırılması lazım. 49.400 seviyesindeydi. O zaman Bollinger üst bandı hedef olur. 51.225. Aynen bunu söyledik. Ve kıramadı arkadaşlar. Tekrar abartılı bir şekilde düştü. Yani haddinden fazla geri çekildiğini düşünüyorum. Yani cidden ayıp ettiler yani. Moralimi de bozdular benim. Neyse değerlendirelim bakalım durumu. Yeni çizgiler çizdik. Şimdi ben bu düşüşü retest olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Niye öyle? Şimdi dün mesela şöyle bir düşen trend çizgisi vardı. Şu iki iğne ucunu birleştiriyoruz. Ana düşen trend çizgimiz. Gördüğünüz gibi ora kırılıyor, uçuyor. Daha sonra bu sarı çizgi üzerinde yükselmiş Bitcoin. Tabii ben tüm gün evde değildim arkadaşlar. Ekran başında değildim. Hiçbirine bakmadım. Az önce geldim eve dediğim gibi. Yani açtım ekranı. Bu çizgi kırılmış ve düşüş gelmiş. Yani bu çizgi kırılınca düşüşe geçmiş. Ya normalde şöyle bir şeyler olabilirdi kırılımdan sonra. Biraz geri çekilip tekrar retest. Böyle böyle tatlı tatlı yükselişine devam eder normalinde. Ama adamlar doymuyor arkadaşlar. Long patlatmak için can atıyor. Yani çok abartılı düşürdüler. Neyse konuya gelelim. Şimdi bu yeşil çizgi düşen trend. Burada kırılmış, yükselmiş, sarı kırılmış, düşmüş. Ne olmuş arkadaşlar? Şimdi retest olmuş. Bakın. Yani kırılan yeşil çizgi retest olmuş. Gördüğünüz gibi retest düşüşü olarak değerlendiriyorum ben bunu. Benim düşüncem belli arkadaşlar. Direkt 42 bin dolar sıcak batmıyorum ben. Ne sebebine çok değindim. Bir daha değineyim. Yani cidden çok bekleyen var 42 bin doları. Buradan düşerse 42 bine ben yanılırım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yanılabiliriz bu arada. Hani kimse geleceği göremez. Sadece tahmin edebilir. Analizini yapar vesaire. Yani ben niye düşüş beklemiyorum? Yani çok short pozisyon açanlar oldu arkadaş. Hele az önceki düşüşle falan bayağı short açanlar olmuştur. Onların hepsi köşeyi döner. Eğer 42 bine düşerse. Bu bir. İkincisi arkadaşlar. Şöyle arasayı açalım. 4 saatliği açalım. Dediğim gibi 1, 2, 3 tane alçalan dibimiz var 4 saatlikte. Arasayda da 1, 2, 3 tane yükselen dibimiz var. Yani üçlü pozitif uyumsuzluk var. Normalde bu çok güçlü al sinyalidir yani. Bu da diğer baz aldığım konudur. Yani niye 42 bin beklemediğimin diğer sebebi de budur. Ve son olarak da arkadaşlar işte bu düşüşlerde gördüm ki bir retest yapmış. Yani kırdığı direnci retest etmiş. O da diğer bir sebebidir bana göre. Diğer detaylara bakalım. Mesela Bollinger bantlarına bakalım bir. Bakın 4 saatlikte MA20'ye gidiyor. Tekrar Bollinger alt bandına düşüyor. Tepkisini bir daha alıyor. 3 saatliğe gidelim. 3 saatlikte de alt banttan tepki alıyor. 2 saatliğe bakalım. Orada da alt banttan tepki alıyor. Bir de saatliğe bakalım ayıp olmasın. Orada da alt banttan tepki alıyor. Yani birçok destek bir arada. Hem düşen trend hem Bollinger alt bantları saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik, 4 saatlikte. Hem de arkadaşlar şurada bir iğne atmış. Gördüğünüz gibi şu kırıp yani şöyle yapalım. 46.300 bölgesini az önce orayı test etti. Bir tık altına indirdiler arkadaşlar. Bak. Görüyor musunuz? Az bir şey. Şöyle yapalım. Az bir şey altına indirdiler. İyice düşecekmiş havası verdiler. Oradan da uçurdular tekrardan. Yani bunları baz alırsak sanki tekrardan yukarı yönlü gidecek gibi geliyor bana. Yani Bitcoin ne zaman tehlikeli olur? Dün de dedim arkadaşlar 45 bin doları kırarsak 42 bin dolar kaçınılmaz. Ama 45 bin kırılmadıkça benim hala
54.000'lere gidecek diye bir umudum var. Ne yalan söyleyeyim yani. Hemen bugün gitmese de birkaç gün sonra dalgalana dalgalana gider. Ondan sonra düşüşünü yapar diye düşünüyorum. Ama 45 bin kırılırsa da yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. O zaman 42 bin doları ben de beklerim. Yani Bitcoin'de durumlar bu. Kimse darılmasın, gücenmesin. İki yönlü analiz yaparız. Desteği verdim, dirençleri verdim arkadaşlar. Ben kendi beklentimi anlattım ve dedim ki benim beklentim bu. Ben de yanılabilirim. Hepsi bu. Ha, çoğu zaman nokta atışları yapıyoruz. Güzel tahminler yapıyoruz. Ama her zaman yapamayız arkadaşlar. Her zaman yapamayız. Şimdilik hala nasıl diyeyim? Beklentimin dışına çıkmış değiliz. Onu söyleyeyim yani. Happy topu gece kapanışındaki seviyemize bir daha düştük. Bugünkü yükselişleri hiç yaşamamışsaydık. Bakalım yeniden başa sardık şimdilik. 45 bin dolar kırılırsa da ben yanılmış olurum. Açık açık söylüyorum arkadaşlar. Yani utanmam. Yani her insan yanılabilir. Ben de yanılabilirim. 45 bini kırarsak yanılmış olurum. 42 bin gelir o zaman. Ha oralara gelirse artık oralardan alınır. Nakit olanlar için, bekleyenler için, 42 bini bekleyenler için oralardan alınır. İlla bir yerden tepki verir. Yani nasıl olsa kâra geçersin. Yani şöyle diyeyim. 35 bine de düşse hani illa bir 45 binlere bir daha bir uğrar zaten karını yaparsın sabırlı olursan. Yani öyle ilerleyebilirsin. Yani ben açık söyleyeyim arkadaşlar. Ben hala yükseliş bekliyorum yani ne yalan söyleyeyim. 45 bin kırılırsa yapacak bir şey yok. Şimdi altcoin'lere bir gidelim. Yani aslında ne kadar mantıklı analizini yapmak bilmiyorum ama şimdi isteyenler var ne yapayım yani. Hareketli ortalama bazında bir gidelim. Öncelikle bakın Bitcoin'le birlikte hareket ediyor çoğu altcoin. Gördüğünüz gibi Bitcoin'le düştü. Bitcoin tepki verdi. Bu da tepki verdi yukarı yönlü. Biraz değişik grafiği var arkadaşlar bunun. Hareketli ortalama bazında bir bakalım. 4 saatlikte MA 200'e iğne atmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak son ortalamaya. Deminki düşüşle. Yani hem Bitcoin önemli desteğe geldi. Hem de bu altcoin'de çok önemli desteğe gelmiş. 13.28 altında 4 saat kapatmaması gerekiyor Firon'un. Ha yükseliş trendinde mi şu an? Bir büyük resimden bakalım. Neticede dipler yükseliyor, tepeler yükseliyor. Kısmen düşüş trendinde değil. Yani MA 50'ye kadar bile düşme ihtimali var. Orası da 12 dolar. Ama neticede arkadaşlar son dip neresi? 8.76. Oranın altta gün kapatmadıkça hala yükselen tepeler ve dipler devam ediyor. Yani büyük resimde düşen trende girmemiş. Küçük resimde düşen trendde arkadaşlar. Tepeler alçalıyor, dipler alçalıyor. Şöyle bakınca da ne yapması lazım? Şu son ortalamayı kıracak mesela. 16.80 üzerinde 4 saatlik kapanış lazım. O zaman yükseliş bekleyebiliriz Firo'da. Tepki yükselişlerinde dirençler 14.46, 15.16, 15.66 ve daha sonra da 16.60 seviyeleri. Gelelim ontolojiye. Bakın ontoloji de 4 saatte son ortalamaya düştü. Desteğini aldı. Güzel. Günlükte de MA 50'ye düştü. Desteğini aldı. Bu da güzel. Yani tepki yükselişinde ilk hedefi 2.10. Daha sonra arkadaşlar 2.25 seviyeleri. Yani tamamen olumluya dönmesi için bana göre şu MA 10'u kırması lazım. 2.34 üstüne gün kapatacak. 1.82 altında gün kapatırsa da tehlikeli olur. Ontoloji o zaman da 1.55'lere düşme riski oluşur. Yani ontolojide durumlar bu arkadaşlar. Fazla detaylı değil mi? Videoyu acil paylaşmam lazım. Yoksa düşüş var sen nerelerdesin diye tepki çekeceğim. Hiç istemiyorum arkadaşlar. Hiç istemiyorum öyle tepkiyi. Şimdi Çiliz'e gelelim. Hatta biri yazmış. Çiliz'i niye değerlendirmiyorsun? Uçuyor kaçıyor diye. Hadi değerlendirelim. Yani uçan kaçan bir şey yok arkadaşlar. İğneyi görüyoruz zaten. Yani iğneyi görüyorsunuz. Bir fake. Fake yükseliş yapmış. Neyse günlükte bir değerlendirelim. Günlükte MA 100'e iğne atmış tepki vermiş. Güzel. Yani MA 100 önemli bir destek. 0.36 seviyesinde şu an. Oranın altında günlük kapanış gelmemesi gerekiyor. Gelmezse sıkıntı yok. Gelirse düşüş derinleşebilir arkadaşlar. MA 200 hedefimiz olur. 0.27. Yani bayağı bir derinde olur hedefi. Yükselişler içinse bakın iğneleri atıyor ama MA 50 üzerinde kapatamıyor günü.
Yani 0501 üzerinde gün kapatacak arkadaşlar. O zaman ortalamalar altımıza alırız. Yetiyor mu? Yetmiyor. Şurada son tepesi var. Orası da 0.58. Oranın üzerinde de gün kapatınca ikili dip var burada. O çalışabilir. İşte o zaman şöyle bir hedefi olur arkadaşlar. Çilizin bence 0.83 hedefi olur o zaman. Ve öncelikle dirençlerin kırılması lazım. Çilizde durum bu. Gelelim GTO'ya. Bakın GTO'da günlükte MA100'e kadar düştü. 1, 2, 3 tane destek aldı arkadaşlar. Ve normalinde hedefi MA50. Oraya az bir şey kala düşmeye başlamış Bitcoin'la birlikte. Yarım kalan bir iş var burada gördüğünüz gibi. Bir ihtimal bir daha gidebilir oralara. 0.81 seviyesi. Şöyle 4 saatte bir gidelim. 4 saatlikte de MA200'e iğne atmış, düşmüş. Dokunmuş mu bir bakalım bir. Dokunmamış arkadaşlar, dokunmamış. Dokunmamış. Yarım kalan bir işi var. Yani bir ihtimal gidebilir. Bitcoin desteklerse, Bitcoin retest yapıp yükselişe geçecekse şimdi bu ürün tekrar yukarı çıkar diye düşünüyorum. Ne olmaması lazım? GTO da 0.53 altında gün kapatmayacak arkadaşlar. Bu olmadıkça hala bir potansiyeli var. Şöyle büyük resimden bakınca da alçalan dibimiz var. O da güzel değil. Yani yükselen trende geçmesi için 0.92 üstüne gün kapatacak arkadaşlar. O zaman düşen trend bozulur. Yani alçalan tepeler, dipler bozulur. Yükselen trende doğru gider. Yani GTO için önemli seviyeler bunlar. Gelelim adaya. Şöyle Binance'dan açalım adayı. Yani 2.23. 2.23 güzel düştü arkadaşlar Bitcoin'le birlikte. Ve hala trendi bozmadı. Yükselen dipler devam ediyor. Şimdi ada da aylardır arkadaşlar. 1 dolardayken bile hedefimiz neydi bizim? 1.97, 2 dolar bölgesiydi değil mi? Geldik mi geldik. Tamam. 2 tane hedef verdiydim arkadaşlar. Şöyle. Çanak var. Çanağımız kırıldı dedik. Düşüşler retest dedik biliyorsunuz Mart ayında. Düşüşler şu kırdığı tepenin retest hareketi. Bakın çizgisini bile çizmiştik o zamanlar. Şuradaki çizgi. Turuncu da iğne bazında çanağın çizgisiydi. Zaten orayı da kırmasından fırlayıp gidiyor. Neyse. İki tane çanak hedefi vardı bunun. Birincisi şu şekilde kapanış bazında. Mesela şöyle dipten şöyle yaptıydık arkadaşlar. Şu kapanış bazı görüyor musunuz? Yani hedef neymiş? 1.95, 1.97 bölgesi. Orayı açtık. Potansiyel hedefi iğne bazında. Onun hedefi neydi? Bir bakalım. Şöyle iğnenin üstüne oturtalım şurayı. Tamamdır. 2.76'yı gösteriyor arkadaşlar. Yani bir ihtimal oralara gidebilir. Bir ihtimal. Ama değer mi yani bu kadar sert yükselmiş bir şeye girmeye değer mi? Az bir kar için. Karar tamamen sizindir. Yani ne zaman tehlikeli olur? Bence şöyle 2.08 altında 4 saat kapatırsa tehlikeli olur. Bu olmadıkça dileyen dener. Günlük bazda da iğnelerin yüksekliğini görüyorsunuz. Bakalım nasıl kapatacak? Yani bir satış baskısı olduğunu görüyoruz burada. Yani şöyle ince kalıplı kapatırsa mezar taşı olur arkadaşlar. O da düşüşü tetikler. Günlük kapanışa bakmanızı öneririm. Günlük mum nasıl kapatacak? Adada durumlar bu. Ethereum'e gelelim. Ethereum'de de aylardır takip ettiğimiz bir çizgi var. Hedefe geldiğini düşünüyorum diye söyledim ben biliyorsunuz. Şöyle. Bakın şu mum sıkıntılı bu arada. Böyle kapatırsa zaten tepeyi yaptı anlamına gelir. Bugün haftalık kapanış var. Bu haftalık grafik. Mum güzel durmuyor. Neyse. Şu mavi çizgiydi bizim takip ettiğimiz çizgi. 2015 yılından başlayan yükselen trend çizgisi. Ana yükselen trend. Hep dedim arkadaşlar bir gün o çizgiye gittiğinde Ethereum hedefine gelmiş olur. Ve hedefine geldi. Gördüğünüz gibi oradan satışını yiyor. Yani bence Ethereum hedefine ulaştı arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ne zaman mavi çizginin üzerinde kapanışlar gelir o zaman ha deriz yükselebilir ama şöyle bakınca hedefine gelmiş gibi duruyor. Şimdi atıyorum düşüş trendine girdi bu. Şöyle aylar sonra şöyle dalgalanabilir.
Hani tekrardan maviye gider örnek vereyim. Misal Ağustos ayında bulunduğu seviye 6500 dolarda. Öyle bir durum var. Ama zamanı var arkadaşlar. Hani biraz vakit geçirmesi lazım ki bu çizgi daha da yükselsin, orayı hedeflesin. Ha, ne zaman haftayı mavi üzerinde kapatır, o zaman deriz işler değişiyor. 4400 üzerinde hafta kapatacak. Önümüzdeki hafta için ve bugün için arkadaşlar. Yani çizginin eğimine göre hesapladım. 4400 üzerinde haftalık kapanış gelmesi lazım. Bu olmadıkça tehlikelidir Ethereum. Şimdi XRP'ye gelelim. Haftalıkta, pardon arkadaşlar, bir sürü çizgimiz varmış. Kapatayım. Yani haftalıkta şu mum çok güzel değil. Geçen hafta kapatmış o şekilde. Bakalım arkadaşlar, yükseliş gelir mi gelmez mi, ama şu mum çok güzel durmuyor. Mum bazında durum bu. Şöyle günlük grafiğe gidelim. Hareketli ortalama bazında bakalım bir de. Yani günlük grafikte pek bir problem görünmüyor. MA 50'den desteğini almış, yükselmiş. Güzel. Hareketli ortalamaların üzerinde. Bu da güzel. Yani şöyle bakınca sanki yükselecekmiş gibi duruyor. Tek kafa karıştıran şey şu haftalık mum. Bakalım etkisi olacak mı, olmayacak mı? Ne yapmak lazım? XRP'de yani biraz derin de biliyorum ama 1.20 altında gün kapatmadıkça şu an hala yükselen trendte, dipler yükseliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de yükselen tepe lazım aslında. Şöyle 1.63 üstünde gün kapatacak. O zaman bence yoluna devam eder yukarı yönlü. Destek kırılmadıkça umut devam ediyor XRP'de. Şimdi gelelim Dota. Dotla bugün iyi yükseldiydi ya. Bitcoin maalesef onun da tepesine vurdu. Neyse bakalım. Dot uçmuş, tutunmuş, yataya bağlamış, düşmüş. Ve nereye düşmüş? Günlükte MA 10. Yani kırdığı ortalamayı retest etmiş gibi bir durumu var şu an. Gördüğünüz gibi yükselen tepeler, yükselen dipler şu an bir problem yok gibi duruyor. Haftalık bazda durumu nasıl? Haftalıkta da kötü durmuyor şimdilik. Yani yeşil yeşil gidiyor. Güzel. Dot da 29 dolar altında hafta kapatmayacak. Büyük trendi bozmaması için. Gördüğünüz gibi bakın. Hep sarı üzerinde tutulmuş. 29 dolar da. 4 saatliğe bir gidelim. 4 saatlikte hala düşüş devam ediyor. Bir toparlanma olmuş. Bitcoin tepki verdi yüksek ihtimal biz şu an bunlarla uğraşırken. Yani şu kırdığı tepeyi de retest etmiş olabilir. Yani açıkçası biraz üzücü bir durum ama şu son ortalama, hatta son dip kırılmadıkça düşecek diyemem. 34 dolar arkadaşlar, bayağı bir derinde. Normal yani, çok sert yükselmiş 2 günde. Ne kadarlık bir yükseliş bakayım. Şöyle iğne bazında %51'lik yükseliş olmuş. Desteğimize derinde kalıyor. Ortalamalar dipte kalıyor. Yani 34 altında gün kapatmadıkça yola devam gibi duruyor. Ha, Bitcoin desteği kırarsa, 42 bine düşerse, deminki saydım bütün altcoin'lerin hepsi düşer diye düşünüyorum. Bence dayanamazlar o düşüşe yani. EOS'a gelelim. Önce haftalıktan bakalım. Haftalıkta güzel ama mum böyle kapatırsa çok güzel bir mum değil. Bakalım neler olacak. Günlük baz ne diyor? Günlükte de MA 10'u kırmış. MA 21'e düşme riski var. Yani 9.30 seviyelerinde mecbur değil arkadaşlar. Günlük kapanışa daha var. Kırılımın tam teyidi için böyle tam mum kapatması lazım hatta. Şu an yarım mum kapatmış. Böyle pump gelir yeşil mumla kapatırsa bu günü, hani kırılım geçersiz olur. Onu söyleyeyim. Yani örnek verebiliyor muyuz acaba? Var mı bunda bir örnek? Fazla örnek yok bunda ama başka grafiklerde, ürünlerde var onun örneği. Yani şöyle olması lazım. Basitinden 11.28 üstüne gün kapatmadıkça 9.27'ye düşme riski var. 9.16 altında gün kapatırsa da sıkıntı olur. Hem alçılan dip olur hem MA 21'i kırar. Kademeli olarak 7.70'lere bile düşme riski oluşur. Yani direnci takip edeceğiz. Yükseliş için o direnç kırılması lazım. Gelelim BNB'ye. Haftalıkla başlayalım. Haftalıkta satış gelmiş. Normal arkadaşlar. Ara ara kırmızı mumu diktiği oluyor. Yani pek bir bilgi vermiyor haftalık grafik.
Günlük grafiğe bakınca da daha fazla bilgi alıyoruz. Bakın yükseliş trendi boyunca biz hep kırmızı çizginin üzerinde kalmışız. Görüyor musunuz? Hep. Hiç altına gitmemişiz. Ve bayağıdır da dokunmamışız. En son Ocak ayında bayağı iğneler atmış oraya. En sonunda da uçmuş. Ondan beridir kırmızı ortalamaya dokunmadık. Geçen Bitcoin çöktüğünde iğne atmış oraya. Bakın bir gün daha da altına gitti ama BNB daha yüksek seviyede. Yani geçenki çöküşte 508'e iğne atmış. 4 gün önce falan. Bir günde 544'e iğne atmış. Arasında %8'lik fark var. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Biraz daha güçlü durmuş Bitcoin'den. O doğru. Ama düşmeyecek anlamına gelmez tabii ki. Bakın bu saatten sonra BNB 498 altında günlük kapanış yapmaması lazım. Bu olmadıkça potansiyel devam ediyor. Yükseliş içinde olması lazım. En azından 620 üstünde gün kapatacak arkadaşlar. O zaman yoluna devam edebilir diye düşünüyorum. BNB'de de durumlar bu. Son olarak Bitcoin'a bir daha bakalım arkadaşlar. Bakalım tepki iyice vermiş mi? Maalesef tam verememiş. Şöyle ortalamaları kapatayım. Yani hala retest çizgisinde duruyor. Şöyle bir Bollinger bantlarına bir bakalım arkadaşlar. Kısa zaman dilimli. 15 dakikalığı açayım. 15 dakikalık da içine girmişiz. 30 dakikalık da içinde kapatmışız. Bir alt çizgisine retest gelebilir. 46.700'lere bir iğne gelebilir. Saatlik bazdan bakınca içindeyiz hala. 2 saatlikten bakalım. Kapanışımız gelmiş. İçindeyiz. Kapanışı içinde yaptık. Umarım kırmayız. 3 saatlikte de o da gelmiş kapanış. Orada da içinde kapatmışız. 4 saatliğe bakalım. Onun kapanışı henüz gelmemiş arkadaşlar. Yani elimden geldiğince şu an durumu yorumladım. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.